Selamun aleyküm Rüstem abi. Oo, Kuzey. Hoş geldin oğlum. Nasılsın abicim? Babadan fırıncıyım elhamdülillah. Her zamanki gibi diyorsun yani. Kızım ne bakıyorsunuz? Tanışsanız da Rüstem abinizle. Merhaba, ben Gökçe. Ben de Mine. Memnun oldum kızlar. Senin kızların değil mi bunlar? Ha, benim kızlarım. Aynı zamanda senin yeni elemanların. Baba ne yapıyorsun? İyiyim. Göz göre göre bizi pide gibi fırına veriyor. Yok kızım, fırına vermiyorum. Sizi en iyi okula veriyorum. Hayat okuluna hoş geldiniz. Nasıl yani? Bağa götüreceğin elemanlar senin kızların mıydı? Evet abi. Baba dediler, bizim okumakla hiç işimiz olmaz dediler. Biz iş yapmak istiyoruz. Bizi güzel güzel bir yere işe ver dediler. Ben de aldım sana getirdim abi. Öpçü demedik yalan. Emme bilemedim ki. Nasıl oluyor? Bak, bak işte Rüstem emmi de anladı bizden fırıncı olmayacağını baba. Yok kızım, bundan değil. Bu fırının sahibi Şeref Efendi benim patronum oluyor. Ben patronumun torunlarına nasıl patronluk edeyim? Bak Rüstem emmi şu an aşırı haklısın. Hem sen niye bize para veriyorsun ki? Biz sana para verelim. Değil mi? Rüstem emmi bana 3 tane simit. Rüstem Bey amcacığım, bana da 5 tanecik ekmek akşam gelirken getirsin babacığım. Haydi eyvallah. Abicim sen bunları patronun torunuymuş gibi düşünme. Sen bunları yoğrulmamış bir hamur olarak düşün. Yoğurdur, bunların mayası sağlamdır. O zaman yarın gelip işe başlasınlar. Yarın olmaz. Yarın çok geç. Şimdi başlasınlar. Ne? Tamam. Anlaştık o zaman. Hayırlı olsun. Baba. Abicim hiç acıma bunlara. Eti senin, kemiği de senin. Et de benim, kemik de. Baba ne yapıyorsun ya? Baba yok. Patron var. Görüşürüz Rüstem abi. Babacığım. Baba. 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 İki medeni insan. Sare kızım buraya gel. Kimler? Buyurun babacığım. Gel kızım. Bak yeni elemanlarla tanış. Kuzey'in kızları. Aa öyle mi? Hayırlı olsun. Adınızı çok duymuştum ama tanışmak bugüne kısmetmiş. Ben Sare Mollaoğlu. Mollaoğlu mu? Evet, biz akrabayız. Ben de burada babamın yanında part time çalışıyorum. Hem unlu mamuller yapıyorum hem de harçlığımı çıkarıyorum. Sareciğim. Ne kadar istiyorsan söyle, hesabına yatıralım. Yeter ki kurtar bizi buradan. Bak sen halden anlayan birine benziyorsun. Ne kadar istiyor? Kızlar gerçekten çok tatlı ve komiksiniz. Ama merak etmeyin, emin ellerdesiniz. Size bildiğim her şeyi öğreteceğim. Nasıl kovulabileceğimizi öğretecek misin? Hadi gelin. Size çalışacağınız yeri göstereyim. Biz böyle zengin olduk. Alkış paranı. Kovun beni. Uy, Rahim neydeysin? Bilinciticin daha. Korkma Erik gözlüm. Ben sırtımda azma fındık kufesi taşıdım. Ay hiç onunla bu bir olur mu? Hadi bırak onu da gel çay içelim. Hem için ısınır. Ben sağa baktığım her vakit zaten içim ısınıyor. Ay, ruhum benim. Selamun aleyküm. Yıldız, hoş geldin bacım. Hey, hoş gördük. Müsaade var mı? Olmaz olur mu? Gel, gel. Ne bakıyorsun Fadika? Ah, çay içmeye geldim. Aha da içtim. He, afiyet olsun. Oy. Yıldız, sıkıntın mı var? Sorma Ruhi. Aha bu dağlar taşlar üstüme geliyor. Allah Allah, kız çatlatmayın sana. Ne oldu, Kuzey bir şey mi etti yine sana? Yok. Aa, öküzcüğümün bir şeyden haberi yok. Kabahati de yok. Olandan bir tanenin haberi de yok. Allah Allah, bilmece gibi konuşma be Yıldız. Doğru düzgün anlat şunu. Bak söyleyeceğim ama kimseye bir şey demeyeceksiniz ha. Özellikle de Kuzey'e hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Söz mü? He, söz. Yıldız sanki beni tanımayın. Söz. Ben bugün ağa boyumdan çok büyük bir işe kalkıştım. Gidip Çetin'le görüştüm. Kuzey ile Şule'nin boşanması için gerekli belgeleri Çetin'den kendim istedim. Ne ettin, ne ettin? Dahası da var. Çetin belgeleri bağ vermek için 1 milyon TL istedi benden. 1 milyon mu?
Kabul etmedin değil mi Yıldız? Kız sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Nereden bulacaksın o kadar parayı? Babandan mı isteyeceksin? Yok. Ne babamdan ne de abimden isteyemem. Kuzey'in özgür kalması için neyim var neyim yok satıp ortaya koyacağım. Başka çarem yok. 1 milyon büyük para Yıldız. Sende o kadar var mı ki? Bankada birikmiş bir 300 bin kadarım var nakit. Başka da param yok. Bir 500 bin de bende var. Çekeyim vereyim sana. Yok Ruhi, hayatta olmaz. Niye olmayacakmış? Arkadaşın değil miyim ben senin? Dar gününde yardımcı olmayacaksam, yanında olmayacaksam yerin dibine batsın benim arkadaşlığım. Sağ olasın, ben 10 yıl çalışsam o borcu ödeyemem sağ Ruhi. Benim yüzümden de kimsenin darda kalmasını istemeyeyim. Bir altınlarım vardı kenarda biriktirdiğim. Onları bozdururum. Bir de arabayı satarım. Bir 500 bin kadar toplarım herhalde. Kız geri kalıyor 500 bin daha. Onu nereden bulacaksın? Mandırayı satacağım. Kız orası senin. Ekmek tekmen belirdin herhalde. Ruhi. Mandırayı sen alsan ya benden. Saçmalama Yıldız, hayatta almam. Ya ula borç vermeyi istiyorsun ya. Gül gibi mandıramı niye almıyorsun? Ya sen orayı o hale getirmek için yıllarını verdin. Her köşesinde senin alın terin var. Ben nasıl alayım orayı? Hem ben ne anlarım peynir yapmaktan, yayık yaymaktan? Ya başkası mı satın alsın Ruhi? Sen al. İşletmesini yine ben yaparım. Sonra toparlayınca, parayı biriktirince de senden geri satın alırım. Olmaz mı? İyi, tamam. Böyle olur. Ula baba bak. Bundan kimsenin haberi olmayacak, tamam mı? Söz mü? Söz. Söz. İyi. O zaman haydi, hayırlı olsun Ruhi.